ilgili maddeleri de memurların kanunsuz emri uygulamaması gerektiğini. Evet. Eğer kanunsuz emir sözlüyse yazılı emir istemeleri gerektiğini, yazılı emir halinde bile uygulamamak haklarının olduğunu. 137. Evet, madde 137. 137. Evet. Madde 137'de uygulamama haklarının olduğunu belirtti. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey bir anayasa hükmünü hatırlatmaktır. Ben merak ediyorum. Süleyman Soylu, Fuat Oktay ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kanunsuz emirlerin uygulanmasını mı istiyorlar? Yani neden rahatsız olmuşlar? Durum şu aslında. Ortada bir şey var. Kanunsuz bir düzen kurulmuş. Karar alma süreçleri felç olmuş. Sadece emirlere bakıyorlar, yasalara değil. İnsanlar. Emirleri uygulamayanlar ise bir takım soruşturmalarla tehdit ediliyorlar. Sürgünlerle, ihraçlarla, soruşturmalarla vesaire. Çünkü bir kumpas düzeni kurulmuş. Fakat bu düzen işlemiyor artık. Bu düzen tıkandı. Mesele burada. TUGVA'ya ait, yani Türkiye Gençlik Vakfı gibi, aile vakfı, Erdoğan ailesinin vakfı, bir siyasal İslamcı koalisyonu halinde bir örgütlenmeye sahip, siyasal İslamcı örgüt ve eğilimlerin bir arada olduğu, bunlara imkan, kadro ve güç dağılımının yapıldığı bir merkez haline geldiği anlaşılıyor. Bu yöndeki iddialar çok güçlü ve bunlar hakkında şey verilmemiş. Iddialara karşı yeterli ve kamuoyunu tatmin edici bir yanıt verilmemiş durumda. Böyle bir şey yok. Kuralsız ve kanunsuz bir düzen kurulmuş durumda değerli seyirciler. Devlette kuralların olmadığı, kuralların işlemediği, kanunsuz işlerin yapıldığı bir dönem. İşte biraz önce verilen örnek. Önce temel atıyorsunuz, 3 ay sonra ihaleyi veriyorsunuz. Temel attığınız firmaya temel attırıyorsunuz, daha ihalesi yapılmamış. O firmaya 3 ay sonra ihale veriyorsunuz. Hangi kanundan, hangi kuraldan söz ediyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu dağılan devleti toparlamaya, işlemeyen kurumları işler hale getirmeye, memurların kanunsuz iş yapmasını engellemeye çalışıyor. Buna mı itiraz ediyorsunuz? Buna itiraz ediyorsanız suç işliyorsunuz. Bakın bunların hepsini tarih not ediyor, kaydediyor bunları. İnsanları kanunsuz emirleri uygulamaya, kanunsuz iş yapmaya zorlamak memurları anayasal bir suçtur. Kılıçdaroğlu bir şey hatırlattı. Memurlar da bu suçun bedelini öder dedi. Siz kanunsuz emir vererek polislere öğrencileri coplatıyorsunuz. Yerlerde sürükletiyorsunuz. İşkence görüyorlar emniyette. Bu kanunsuz emirdir. Yani bir polis bana emir verildi, ben o yüzden işkence yaptım, o yüzden orantısız güç kullandım, o yüzden insanları yerde sürükledim dediği zaman o suçtan kurtulamayacak. Kılıçdaroğlu'nun hatırlattığı şey bu. Bir tapu memuru veya bir ihale yapan, ihale kurulunda görevli bir devlet memuru veya yine iktisadi süreçlere etki edecek konumda olan bir memur. Sanayi Bakanlığı'nda, Teknoloji Bakanlığı'nda, Maliye Bakanlığı'nda, Hazine Müsteşarlığı'nda her nerede görevliyse eğer kanunlara uygun, hukuka uygun bir biçimde işini yapmıyor ve bunun gerekçesini de ben emir aldım, maalesef emri uygulamak zorundayım, ben emir kuluyum diye açıklıyorsa Kılıçdaroğlu hayır diyor. Evet. Bu son derece doğrudur. Borsada ve Merkez Bankası'nda dahil değil mi? Tabii ki. Şey dediniz, ekonomiyi etkileyecek. Tabii. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu çok doğru söylüyor. Bu kanunsuz emirleri uygulayan hiçbir memur bunun sorumluluğundan kurtulamayacak. Ben bir analizle tamamlamak istiyorum kısaca. Tabii. Bu durum şudur. Muhalefet devleti toparlamanın sorumluluğunu üzerine almış durumda. AKP iktidarı artık ülkeyi yönetemiyor, Cumhur İttifakı. Devletin sorumluluğunu, devleti toparlamayı, onu yeniden hukuk ve kanun çizgisine çekmeyi ana muhalefet partisi başta olmak üzere muhalefet güçleri, Türkiye'nin muhalefeti, demokratik muhalefeti üzerine almış durumda. Rahatsızlık buradan doğuyor. İkili bir iktidar oluşmuş vaziyette şu anda. AKP yönetemiyor ve son yapılan kamuoyu araştırması da Kemal Özkiraz'ın Avrasya araştırma şirketinin yaptığı kamuoyu araştırma şirketi bir şey net olarak koydu. AKP ve o grafik varsa arkadaşlar onu da verebilirler. AKP ve CHP arasındaki makas tamamen kapanmış durumda. %30'ların altına düştü. CHP AKP'yi yakaladı ve geçiyor. Tek başına. Cumhur İttifakı zaten mesafeyi hayli açmış durumda. Cumhur İttifakı açık ara önünde AKP'nin. Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı düzeltiyorum. Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın açık ara önünde.
CHP ise parti olarak artık AKP Türkiye'nin birinci partisi değil değerli seyirciler. Türkiye'nin birinci partisi CHP oldu. Türkiye'de CHP ve sol bir yükseliş halinde, demokratik merkez sağ bir yükseliş halinde, özgürlüklerden ve hukuktan yana olan güçler bir yükseliş halinde. Telaş bu, korku bu. Aman memurlar bizim sözümüzü dinleyemeyecek. Aman biz onlara yasa dışı iş yaptıramayacağız telaşı var. Devleti yönetemez hale gelmekten korkuyorlar. Zaten ortada devlet de bırakmadınız, bürokrasi de bırakmadınız. Doğru düzgün işleyen kurumlar yok. Karar alma süreçlerinin hangi kurallara göre işlediği belli değil. Emir yerine geçiyor ya. Adliyede kararlar bile emir ve komut içinde veriyor. Diğer kararsızlar dağıtıldıktan sonra verelim. Şu %24, %24 değerli seyirciler. Yani arkamızda görüyorsunuz. AKP %24, CHP %24.7, evet. %11 İYİ Parti, %9. Kararsızları dağıttıktan sonra verin arkadaşlar. Diğer dağıtıldıktan sonra verin. Evet. Arkadaşlar onu da hazırlayacaklar. Şu anda, evet hocam, karşıda büyük dijivalde görebilirsiniz. Evet. Eşit hale gelmiş durumda. Telaş bu. Telaş bu. Ve burada AKP iniyor, CHP ve muhalefet yükseliyor. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark ise çok daha yüksek. Çok daha yüksek. %20'lere ulaşan bir fark var. Cumhur İttifakı kaybetmiş durumda. Türkiye'yi bir azınlık, halkın desteğini yitirmiş bir azınlık yönetiyor. Giderek meşruiyetini yitiren bir azınlık üstelik. Buyurun hocam. Evet. Evet, tabii, evet doğru. Tabii bu özellikle bu tablo çok önemli. Gerçi 1/2 gibi bir fark var arada gözüküyor ama ben hep söylediğim gibi. O inen çıkan çıkıyor birisi iniyor. Onun önemi yok hocam. Şey hiç önemli değil. Onu söyleyeceğim. Bırakın 1/1000 farkı, %1 farklar bile şey değildir. Kesin değildir. Net değildir. Bunlar kabaca hesaplamalardır. Ama eğilim demin söylediğiniz gibi biri iniyor, biri çıkıyor. Gayet açık. Bu bütün araştırmalarda görülüyor. Evet, şimdi evet. Bunun tabii sebebine bakmak lazım. Sebebi şu. Hatırlatalım. AKP işte bugün Tele1 ekranlarında var. Ne demiş muhalefetteyken, iktidara gelirken? İktidara gelince ne yapmış? Gayet basit. İktidara gelirken demiş ki 3Y'yi yok edeceğim. Yani nedir o? Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluk. Gelince ne yapmış? Bunları yok etmiş değil. Bunları yani hakikaten görülmeyecek derecede genişletmiş. Herkes onun içine girince hani o balıklar ki derya içindir, deryayı bilmezler. Denizde olan balık denizi bilmez. Artık herkes yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar içinde yaşadığı için fark edilmez oldu. Yani herkes bunlara kanıksadı. Çok çok önemli bir şey. Yani 20 yılda toplumu buna alıştırdılar. Allah'a şükür. Yani ben hala şaşırdım diye sosyal medyada tweet atıyorum. Ne şaşırıyorsun hoca filan diye bana saldırıyorlar. Ben de diyorum ki şaşıracağım, alışmam. Siz de alışmayın diyorum. Ama millet alıştı. Yani dinlenmeye alışıldı. Efendim tweet atanın bilmem işte Cumhurbaşkanı'na hakaret. Ya anayasaya aykırı ya. Hocam anayasa hükmünü okuyayım mı? Efendim? Anayasa hükmünü okuyayım mı? Lütfen. Çok hızlı bir biçim. Lütfen, lütfen. Anayasa 137. madde değerli seyirciler. Kanunsuz emir bunu düzenliyor. Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse. Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat veya suretle çalışmakta olan kimse. Bu düz tapu memuru da olabilir. Bir subay da olabilir. Bir polis de olabilir.